Suriye üzerinden Rusya ile Türkiye arasında bir gerilim var. Aslında Batı ile Rusya arasında diyebiliriz. Uçaklar karşı karşıya geliyorlar ve bu karşı karşıya gelmenin doğurduğu sonuçlar var. Ne oluyor? Aslında kafalar da biraz karışık. Ne oluyor sorusunun yanıtını Ankara'da diplomasi kulislerini en iyi takip eden isimlerden birisiyle Turkish Daily News gazetesinin Ankara temsilcisi Serkan Demirtaş'la bir konuşalım istedik. Bizim kafamızdaki soru işaretlerini gidersin, flu alanları aydınlatsın diye. Serkan merhaba. Merhaba Yavuz. Yani umarım aydınlatabilirim. Bu konuda hiç şüphem yok. Sana güveniyorum. Çünkü ben gerçekten anlamıyorum. Artık yani şimdi şöyle teşekkür bir şey. Şunu biliyoruz artık. Rusya ile Amerika arasında bir bilek güreşi var. Bu tabir doğru mu öncelikle? Bu iki seneden beri süren aslında bir NATO ile Rusya arasındaki çok ciddi ve hatta bilek güreşinden öte böyle Greco-Roman güreşe dönüşmüş bir halde iki seneden beri Ukrayna Kırım üzerinden devam eden krizin bence ikinci bir ayağı, daha büyük ve daha kuvvetli bir ayağı olarak Suriye krizi önümüze çıkmış durumda. Hani bu ölçüde bugün haberlerimizi yaparken bütün araştırdık, baktık biraz geçmişe de. Gerçekten Suriye'de şu anda yaşanan olayın dünya siyasi tarihinde, yakın siyasi tarihimizde diyelim, bir benzeri, bu kadar komplike, bu kadar karmaşık, bu kadar tehlikeli bir benzeri daha olduğunu hatırlayan, bilen kimse yok Yavuz. Başlarken gerçekten biraz Bosna'ya benzetiliyordu ama Bosna'dan da çok ileri gitti tabii bu, değil mi? Şimdi 300 binden fazla insan hayatını yitirdi. Suriye'de. Bir buçuk sene önce, özür diliyorum, iki sene önce Birleşmiş Milletler artık ölen insan sayısını saymayı bıraktığını açıkladı. Evet. 24 milyonluk Suriye'de 6 milyon kişi ülkeden kaçtı. Ülkenin içerisinde 4 milyona yakın insan evlerinden oldu. Bir ülkenin yarısı tarumar oldu. Terk etmek durumunda kaldı. Tarumar oldu. Ülke. Kentler tarumar oldu. Hayatlar tarumar oldu. Bu ölçekte Bosna'yı da aşan bir trajediyle ve büyük bir siyasi krizle karşı karşıyayız. Bir kere yani bunun ölçeğini iyi gözümüzün önüne getirebilmemiz lazım. Suriye gibi küçücük bir toprak parçası, yani dünya üzerinde kapladığı yer açısından söylüyorum. Şimdi onun hava sahasında 6-7 değişik ülkenin savaş uçağı harekat içinde, bazı hedefleri ortak bombalıyorlar, bazıları farklı hedefleri bombalıyor. Sürekli havada bir tehlike var. Evet. Bizim Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında olan olayın çok daha dar bir alan. O bile küçük bölgesinde kaldı artık yani. Çünkü evet, şöyle bir durum var. Türk uçakları kalkıyor belli ki. Kendi hava sahasında bir keşif uçuşu yapıyor diyelim. Kendi hava sahası içinde evet, duruyor. Suriye'den MiG'ler, onun da kimliği belirlenemeyen uçaklar diye genelkurmaydan yapılan açıklamalar evet, genelde böyle ama büyük olasılıkla da Rus uçakları herhalde, yani zaten Rusya da bunu kabul ediyor. Ya MiG'ler kilitleniyor, radarlarını kilitliyorlar Türk uçaklarına, ya evet, da oradaki füze sistemleri kilitleniyor evet, Türk uçaklarına. Evet. Yani bir tehdit var karşılığında. Türk uçakları da radarlarını kilitlese Allah korusun ciddi bir faciayla tabii karşılaşacak belki Türkiye. Çok açık bir tehdit ortada. Çok açık bir tehlike ortada. Şimdi, niye yapıyor bunu Rusya? Öncelikle bir orayı hani netleştirmek lazım. Türk uçaklarına şimdi, niye yapıyor? Şimdi şöyle, yani baktığımız zaman tabii şu 4-5 aylık bir süreci gözden geçirdiğimiz zaman şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani yılın ilk 6 ayında giderek gerileyen bir Esad rejimi var. Ülke topraklarının %18'lik bir bölümünde kontrolü ancak sağlayabilen, insan kaynağını, askeri kaynağını yitirmiş bir Esad profilini görüyoruz. Hatta o dönemlerde Esad'a yakın ülkeler kendi aralarında bir araya gelerek ya durum çok vahimleşiyor, bir şeyler yapmak gerekir diye konuştukları bilinen, istihbarat kaynaklarınca bilinen bir vaka durumun içindeydi. O arada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında yapmış olduğu bu incirliği açan hem Amerikan uçaklarını hem başka ülke uçaklarını açan anlaşmayla bir anda hatırlarsın işte game changer dedikleri, oyunun kurallarını değiştiren bir hamle yapmış oldu Türkiye, Amerika, bütün o koalisyon. Fransa, İngiltere sayabiliriz. Onu. Evet. İçerisinde Katar'ı var, Suudi Arabistan'ı var, Arabistan. Avustralya'sı, Kanada'sı, Yeni Zelanda'sı
Belçika'sı, Hollanda'sı, yani böyle 10-15 tane ülkenin birden Suriye'ye askeri varlığını çok daha fazla yoğun bir şekilde gösterebileceği bir ortam açılmış oldu. Ve bu bir taraftan tabii IŞİD'le mücadele gibi görülürken Rusya tarafından Esad'ı daha da zayıflatma ve bu Özgür Suriye ordusuna havadan bir koruma sağlayarak Esad rejimini artık defterden silme hamlesi olarak değerlendirildi. Ve bunun üzerine zaten Rusya bu hamleyi karşılayabilmek için, dengeleyebilmek için çok önemli bir adım attı. Askeri varlığını Suriye'de zaten belli bir askeri vardı. Onu çok daha kuvvetlendirme kararı aldı. Deniz kuvvetleriyle, hava kuvvetleriyle, hatta doğrulanamayan bilgilere göre kara kuvvetlerinden de takım güçlerini o bölgeye göndererek ben buradayım arkadaş dedi. Sizin buradaki yapmış olduğunuz Batı bloğunu yapmış olduğu hamleyi görüyorum ve işte size rest çekiyorum diyerek bu tabloyu oluşturdu. Bugünkü tabloyu oluşturdu. Farklı bir denge yarattı aslında baktığın zaman. Ondan sonra da tabii Batı bir dakika ne oluyoruz derken aslında Rusya orada deyim yerindeyse kalkın masadan ben geldim dedi ve herkes kalkmak durumunda kaldı. Evet. Şu anki görüntü şimdi, o. Şimdi 3 tane amacı var Rusya'nın bu hamleyi yaparken. Evet. Birincisi biliyorsun Suriye ile Rusya arasında ta Babah Esad'dan bu yana yıllar içerisinde gelişmiş olan böyle geleneksel bir ittifak ilişkisi var. Hı hı. Akdeniz'deki tek askeri üssü Rusya'nın Tartus'ta Tartus'ta pardon. Hı hı. Laskiye'deki hava şeyinde de yani Suriye'ye ait hava üssünde de kendi uçaklarını bulundurabilen bir pozisyonda. Dolayısıyla bir kere Orta Doğu'da askeri gücünü zayıflatmak isteyen bu Amerika girişimine bir kere böyle bir yanıt verdi. Ben dedi Orta Doğu'daki askeri varlığımı ve Orta Doğu'daki stratejik hedeflerimi gözden çıkartmadım. Bunu buraya yerleştirdim dedi. Ha biliyorsun bir de askeri bir kural var. Asker bir yere girdikten sonra biraz zor çıkar. Zor çıkar. Yani evet. Dolayısıyla buradaki Rusya varlığını uzun dönemli olarak bakmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Evet. İkinci amacı Esad'ın kısa vadede yıkılmasını önleyecek bir hamle yaptı de hani deyim yerindeyse ben Esad'ı size harcatmayacağım bu aşamada mesajını verdi. Üçüncüsü de bence en önemlisi de bu. Amerika'yı ve Batı'da giderek bu Suriye Savaşı'ndan sıkılmakta olan, buraya harcanan paralardan dolayı artık eleştirel sesler getirmeye çalışan Batı ülkelerine hadi gelin Esad'ın Çin'de olduğu bir geçiş hükümetini, geçiş sürecini artık birlikte kotaralım mesajını ve onu böyle zorlayacak bir şekilde masaya getirme şansını ve gayet de güçlü bir biçimde getirdi bunu. Buralar tamam anlaşıldı. Çok da madde madde net olarak anladık Rusya'nın bu hamleyi yaparken amacı neydi. Peki Türk uçaklarına radarını niye kilitliyor Rus pilotları? Buna bir açıklamamız var mı? Çünkü bir yanlışlıkla iki başka şekilde üç falan artık bu rutine bindi. Bugün yapılan açıklamayla. Şimdi şöyle Türk uçaklarına doğru şimdi öncelikle bir iki olayı ayırmak lazım. Yani hava sahası ihlaliyle savaş uçaklarına dönük bu tacizlik, radar kitleme olayını birbirinden ayırmak lazım. Evet. Şimdi hava sahası ihlalinin olduğu bölgeler Yayladağı, Hatay sınırının olduğu yerler. Hı hı. Bu bölgelerde IŞİD yok. Hı hı. Bu bölgelerde Özgür Suriye Ordusu ve işte ılımlı muhalif dediğimiz kuvvetler var. Türkiye'nin de desteklediği. Türkiye'nin de desteklediği. Bunlar Türkiye sınırına çok yakın yerdeler. Ve belli ki bu bölgelere operasyon yaparken zaman zaman Türkiye sınırından da geçmek durumunda oluyor. Yani yanlışlıkla değil. Çünkü şunu biliyoruz. Malatya, Kürecik'te NATO'nun en kuvvetli radar sistemi bulunuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin radar sisteminin tespit edemediği bütün o sınır ihlalleri, işte uçak nereden kalktı, nereye gitti, hepsini ölçebilen daha dakika ve bunların rotasını verebilen bir radar sistemi var. Dolayısıyla o uçakların yani bugün NATO Genel Sekreterinin bu kazayla olmadı, yanlışlıkla olmadı dediği bu. Yani o uçağın nereden kalktığını, nereye gittiğini, hangi bir
harekatı yaparken Türk sınırından geçtiğini biliyoruz diyor. Yani o harekatta bu Özgür Suriye ordusunu engelleme, belki onların üzerine bomba yağdırma harekatının bir parçası. Dolayısıyla böyle bir durumdan kaynaklanan bir Türk hava sahası ihlali ortada var. Bu yanlışlıkla değil, kazayla değil. Bunu operasyonun gereği olarak bence Rusya yapmış durumda. Bu teknolojide zaten diğer kısmı birazcık herhalde politik bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Tabii, aynen öyle. Zaten Ruslar diyor ki bizim yaptığınız açıklamalar bizim oradaki IŞİD'e karşı yaptığımız operasyonları çarpıtmak amacıyla falan. Ya bunlar siyasi tartışmalar, onların bir önemi yok. Bu uçakların kilitlenmesiyle ilgili bölüm ise şimdi tabii orada yani genel kurmay. Ben oraya takılmış vaziyetteyim yani çünkü bunu yapmayabilir Türkiye'ye karşı ama bunu ısrarla yapmasının nedeni ne olabilir? Şimdi yani genel kurmayın açıklaması çok dikkatli. Yani Dışişleri Bakanlığı bir kere bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Radar kitlemesi olayıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Evet. Genelkurmay'ın yaptığı açıklama da milliyeti belirlenemeyen MiG-29 uçağıyla ilgili bir açıklaması var. Bu uçak ya Rus uçağı ya Suriye uçağı. Evet. Yani Rusların da Suriye'nin de MiG-29'lara sahip olduğunu biliyoruz. Artı Suriye'nin hava savunma sistemiyle kilitlendiğini biliyoruz. Yani büyük bir olasılıkla bir de şöyle bir gelişme var. Yani son bu Rus askeri varlığın artmasından bu yana Türkiye'nin Suriye hududunda yapmış olduğu devriye uçuşlarındaki uçak sayısı neredeyse iki katına arttı. Normalde 4-6 uçakla yapılan devriye uçuşları 8-10 uçağa kadar çıkmış durumda. Bugünkü açıklamada 8 F-16 dedi. Evet, 8. Dünkünde 10 uçak vardı. 10 uçak var. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bu yoğunlaştırılmış devriye uçuşundan belki rahatsızlık duyup yani Rus uçaklarının o bölgedeki operasyon manevra kabiliyetini daraltacak bir hamle olarak görüp bunları o şekilde caydırmak amaçlı bir kilitlenme olmuş olabilir. Hani bu işte Türk uçağını korkutayım şey yapayım gibi değil, bence operasyonun gereği olarak bu hamleyi yapıyorlar. Yani o kilitlediği zaman diyor ki biraz daha yaklaşırsan vururum. Vurabilirim. Çünkü biliyorsun 2012 Haziran'ında başımıza geldi. Evet. Bir uçağımız düştü. İki pilotumuz şehit oldu. Hani bu tehdidin var olduğunu, onlar da kendi egemen alanlarıyla ilgili varlıklarını sürdüreceklerini söylüyorlar. Şimdi burada bunu niye söylüyorum? Çünkü arada bir fark var. Şu anda Türk uçakları, yani belki her gün kalkıp IŞİD mevzilerini vurmuyor ama zaman zaman Türkiye'den kalkıp Suriye hava sahasına girip bazı IŞİD mevzilerini vurabiliyor. Şimdi orada yani Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarına şu ana kadar böyle bir önleme yapıldığı veya radar böyle bir radar kilitlenmesi gibi bir ya da füze kilitlenmesi gibi bir olay yaşanmadı. Gibi bir şey olduğunu yaşanmadı, bilmiyoruz. Yani yaşandıysa da bilmiyoruz. Ama açıklanmadığına göre olmadığına kanaat getirebiliriz. Orada böyle bir hamle yapmayan Suriye ordusunun şimdi Rusların devreye girmiş olduğu bir dönemde bu kitlemeleri arttırmış olmasının tek açıklaması ben bu Rus operasyonlarının gereği olarak olduğunu görüyorum. Bu da aslında bizim sınırımızda ne kadar tehlikeli bir olayın yaşandığı, sürecin yaşandığını net bir şekilde ortaya koyan bir vaziyet. Peki. Hani benim bunu askeri kaynaklara Genelkurmay'a falan sorduğumuzda pek yanıt alamıyoruz bu aralar çünkü çok hassas bir vaziyet. Ama bu ancak yani benim hem diplomatik kaynaklarla hem başka türlü yaptığım görüşmelerden ortaya çıkardığım sonuç. Bir tablo olarak ifade edebilirim. Bir de işin Türkiye tarafı var. İki konu önemli. Birisi Rusya Türkiye'yi kaybeder diyor. O meseleye bir girelim ama öncesinde sabretmemiz mümkün değil diyor. Bunun bir altını doldurmak lazım. Sabretmezsek ne olur? Serkan. Şimdi tabii dün Başbakan Davutoğlu'nun angajman kurallarının sadece Suriye uçakları için değil, aynı zamanda Rusya uçakları için de geçerli olduğunu açıklaması bence bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması kadar önemli. Ve hatta olayın teknik boyutu açısından baktığımızda da daha üzerinde durmamızı gerektiren bir boyut. Şimdi angajman kuralları ne? Türkiye'nin değiştirmiş olduğu angajman kuralları. Türkiye'nin değiştirmiş olduğu angajman kuralları kendi sınırlarına havadan, karadan ya da denizden yaklaşan
herhangi bir askeri unsuru tehdit olarak görüp, yani illa hava sahasını ihraç etmesi gerekmiyor. Yani diyelim ki bir kilometre kaldı bir helikopter geliyor, ben bunu tehdit olarak görüyorum deyip Türkiye bununla ilgili askeri adımını atabiliyor. Dolayısıyla bu angajman kurallarını eğer biz Türkiye olarak Rusya uçaklarına uygulayacaksak herhalde Türkiye ile Rusya arasında bir savaş, sıcak savaş çıkması lazım. Evet. Bu böyle olmayacak. Öyle olmayacağını tahmin ediyorum. Dün zaten Sayın Başbakan'ın aynı bugün Sayın Erdoğan'ın söylediğinin biraz daha farklı, biraz daha diplomatik çerçevesinde ortaya koyduğu ifadesi de önemli. Diyor ki biz Rusya ile diyor hem dost hem komşu ülkeyiz. Bu ilişkimizin bozulmasını istemiyoruz. Rusya'ya şu anda dostça bir uyarıda bulunduk diyor. Yani büyükelçiyi çağırarak, bu protesto notasını vererek, bir daha tekrarlanmamasını isteyerek bu adımı yerine getirdik diyor. Ha bundan sonra bir daha olursa Türkiye Rus uçağını düşürür mü? Şimdi bu gerçekten bütün bölgedeki dengeleri, küresel dengeleri, NATO, Rusya arasındaki olayları, yani kökünden değiştirecek, bambaşka bir boyuta çıkartacak bir olay olur. Zaten Davutoğlu da diyor ki ben bu olayı bir Suriye krizi olarak görüyorum. Türk-Rus krizi olarak görmüyorum diyerek bunun olmaması için elinden geleni de yapacağını ifade ediyor. Benim tahmin ve beklentim Rusların ve bugün zaten sen de ilk açışta söyledin. Yani bu yanlış anlaşmaları ortadan kaldırmak için mutlaka görüşmemiz lazım diyordu Rusya Savunma Bakanı. Bu çerçevede ben diplomatik çalışmalara, diplomatik görüşmelere ağırlık verilebileceğini ve hatta askeri olarak da bir takım temasların olabileceğini düşünüyorum. Hani ne Türkiye ne Rusya böyle bir durumdan dolayı karşı karşıya gelip de bir kriz içine girmeyi istemeyeceklerdir. Ama Türkiye tabii ne yaptı? Bu olayı NATO'ya taşıdı. NATO'dan gerekli destek ve dayanışma mesajlarını aldı. Bunlar doğru ve yerinde hamleler. Ve biliyorsun dördüncü maddeyi çalıştırmak gibi de bir opsiyon olabilir gelecek günlerde. Yine iki gün içerisinde Belçika'da NATO Savunma Bakanları özel gündemle toplanacaklar. Bu Suriye meselesini konuşacaklar. Yani Türkiye diplomatik açıdan her türlü yoğunluğuyla Rusya'yı Suriye'deki hedeflerini yaparken bunu bir başka boyuta, bir Türkiye-Rusya krizine veya NATO-Rusya krizine dönüştürmemesi için de mesajını vermeye devam edecek. Peki NATO'da bu kadar hassas mı sence bu işin Türkiye ile Rusya arasında bir krize dönmemesi konusunda? Hassas mı yoksa şimdi, dönmesi birazcık o tarafında işine gelir mi? Çünkü 2-3 yıldır devam eden benim bilek güreşi diye tabir ettiğim, senin artık minderde vücutlarıyla girdiler evet. dediğin o büyük mücadelenin bir parçası olarak gördükleri kesin değil mi? Şimdi ben tabii o Greco-Roman dedim ona. Evet. Bundan sonraki aşaması serbest güreş artık ne varsa o olacak anlamında. Gerçekten tabii NATO'nun bu kadar kuvvetli, Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun böyle yüksek bir tonda perdeden açıklama yapması Rusya'yı caydırmak amaçlı bir siyasi tercih. Hani buradan Ruslar cayar mı pek zannetmiyorum. Kendi birliklerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama belli bir şekilde tansiyonun artmaması için ben her iki tarafında dikkatli olacağını düşünüyorum. Çünkü yani böyle bir tansiyonun artmasından hiç kimse yarar sağlamayacak. Hı hı. Hani ne Rusya, ne Türkiye, ne Amerika. Hani tek belki işte Esad belki yarar sağlar. Arada kaynayıp şeyini uzatabilir. İktidarını devam edebilir belki. İktidarını devam edebilir. IŞİD yararlanabilir. Çünkü şu anda hem Rus uçakları, hem Amerikan uçakları, hem Türk uçakları IŞİD'e dönük hedefleri bombalıyorlar. Yani bunlardan yararlanacaklar. IŞİD ve Esad olur. Dolayısıyla böyle bir noktaya ben taşınacağını zannetmiyorum. Ama dediğin gibi hani Amerika ile Rusya arasında da son dönemde bir böyle Suriye konusunda yumuşayan başka bir hava vardı. Yani onun önüne geçmemesi için ben tarafların biraz daha frene basacağını tahmin ediyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerikan Başkanı Obama'nın önemli bir açıklaması vardı geçen hafta. Suriye meselesinde artık Rusya ve İran'la birlikte çalışmaya, işbirliği yapmaya başlamamız gerekir. İyi bir açıklaması vardı. Bu bence diplomatik alanda biraz önce bahsettiğim Esad'ın içerisinde olduğu geçici bir dönem içerisinde olduğu bir anlaşma belki bu kaotik ortamdan hiç olmazsa bir nefes almayı sağlayabilecek bir şekilde çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani diplomaside yollar tükenmiyor. Bu kadar gerginlik anlarında
bile hani diplomasinin çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla hani benim gördüğüm sanki bu tansiyon hafifçe azalıp onun yerini yeni bir diplomatik çabaya ve belki yeni bir işbirliğine doğru çevirebilir diye tahmin ediyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Hani 4 senedir zaten hep bunları tartıştık. biz biraz daha konuşmaya devam edeceğiz ama bu anladığım kadarıyla baştan da haksız değilmişim. Gerçekten son derece açık, net bölgede ne olduğunu Serkan Demirtaş'tan dinledik. Teşekkür ediyoruz Serkan.